Merhaba herkese, iyi haftalar, iyi pazarlar. Akbank günlük grafik geçen hafta da bakmıştık. Yani şu mumdaydı. Bir hareket başlatmıştı yukarı doğru. O hareketi gelmiş gene 6.50 direncine takılmış bir türlü 6.50 direnci. Akbank'ın sıkıntısı bu. Oradaki direnci kıramıyor. Yani yapı kredi garanti biraz daha hareketli. Daha çok primlendiler ama Akbank her nedense biraz daha böyle sanki geriden geliyor. Yani tam ölçmedim ama yani arada şu yaptıkları hareketin bir prim farkı var gibi hatırlıyorum. Onu söyleyeyim. 6.50'nin kırılması lazım. Yani 6.50 kırılırsa yukarı 5.98, bakın 5, 6 diyelim, 6.50 diyelim, 50 kuruş, 7 lira civarına buradan bir hızlı hareket olabilir. Bu bir bayrak mıdır? Yani buna bir bayrak hareketine de benziyor, yani benzemiyor değil. Onu söyleyeyim, bir sıkışma daralma da var böyle. Eğer koparak bir kırılma olursa burada koparak belki o zaman hani bir ihtimal. Şimdi onay olarak bayrak diyemem ben bunu. Yani onu net söyleyemem size. Yani her zaman zaten hani bazen flemada görülüyor kabak gibi ama her ihtimali düşünmek gerekiyor. Öyle %100 olsaydı bu işler o zaman çok kolay olurdu. Bir bayrak ihtimaline karşı da kanal çıkışı hızlı olursa şöyle yukarıda hızlı hareket olarak 8 lirayı, o da 786'ya geliyor Fibo, %78'lik dilime geliyor. Bu 803 kısmını şey yapabilirsiniz, bir direnç olarak ve hedef olarak da koyabilirsiniz ama dediğim gibi %100 hiçbir şey almayın. Yani böyle kesin oraya gider, bu bir bayraktır şartını da söylüyorum, kopmayla çıkması lazım. Şuradaki gibi hareketin. Hemen 2-3 günde olur, olursa öyle bir şey. Bayrak öyle çıkıp da kırıp da flamalar, bayraklar 10 günde gitmez yani. Hızlı gider. Yani doğası olur onların. Çünkü yolun yarısında, hedefin yarısında olurlar. Yani bir hisse veya bir emtia, varlık, atıyorum 1 liradan bir hareket başlatıp hızlı 1,5'a gelip orada bir flama, bayrak veya benzeri bir hareket yapıp tekrar yukarı kırılıyorsa o yolun yarısında oluyordur ve 2 liraya doğrudur. O gidiş öyle kabul edilir. %100 olmamakla beraber, bakın sadece uyarı olarak söylüyorum. Bütün ortalamaların şu an zaten üstünde. Kırdığı zaman çok kısa traderlar burada 6.35'e altında, hatta biraz 6.30'u takip edebilirler. 6.30-35 aralığı önemli. İnerse, oradan aşağı doğru bir kırılırsa muhtemelen 6 lira majör desteği. Yani arada bir 6, 16, 15'te de tekrar destek alanı var ama 6 liraya doğru geri bir harekette olabilir. Ama şunu da söyleyeyim, yani majör olarak 6 lira kırılmadıktan sonra hiçbir sıkıntı yok. Yani doğası hisse bu yatay alanın gereğini yapıyor şu an. Geliyor yukarı vuruyor, aşağı gidiyor, yukarı vuruyor, aşağı gidiyor. Öyle. Yani gereğini şu ana kadar yaptı bu hareket. RSI yukarı yönlü bir hareket işaret ediyor tabi. MACD dönmemiş ama o da büyük ihtimal bir yeşil mum daha olursa MACD de orada yukarı yönlü hareketi onaylar bir konuma gelir. Şunu söyleyeyim. BIST 100 videosunda, PPK toplantısında BIST 100 ile alakalı konuştum. Onu videonun sonuna şimdi koyuyorum. Yani bankacılık hareketleriyle ilgilenenler varsa o videoyu izlerse onlar için daha sağlıklı olur. Biliyorsunuz 24'ünde para politikası toplantısı var. Herkese iyi haftalar.